Ülkeyi mi iyi göstermeye çalışıyorlar? Çok çözemedim. Tablolarda bir azalma değil de artış var. Bence yanlış veriyorlar. Doğru değil. Doğruları hiçbir zaman Türkiye halkı olarak, millet olarak doğruları söyleyemiyoruz yani. Ekonomik durumu devlet dengeleyebilmek için bunu bu şekilde söylemek zorunda. Vallahi devletimiz diyorsa doğrudur. Devletimiz diyorsa doğru. Devletimiz yalan söylemez. Bir şey de diyemiyoruz. Çok da fazla konuşmayalım. İçeride girmeyelim. Yani önce hasta sayısı oldu. Sonra vaka sayısı oldu. Daha sonra ağır hasta sayısı oldu. Açıklanan koronavirüs vakaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru mu? Bence doğru. Ayrıca zaten yoğunluğu görüyorsunuz. İnsanlar hiçbir tedbir almıyor bence. Ben zaten AVM'de çalışıyorum. Orada da hiçbir tedbir alınmıyor. Yani insanlara her şey şaka gibi geliyor. Ben açıkçası doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle Kayseri'de pek temas, yani sosyal mesafe yok açıkçası. Ben her gün çıktığım için bunu biliyorum. O yüzden doğru olduğuna inanıyorum ben. Özellikle kendi yaşadığım bölge için bence doğru yani. Bence doğru değil. En azından hastanede yatan sayıyı belli ediyor zaten. Yani dışarıda gezen insan sayısını, koronavirüs sayısını biz bile bilmiyoruz ki. Mesela bende varsa bile, taşıyıcıysam bile bunu bilmiyorum yani. Mümkün yok, doğru değil. Şimdi çoğu kişi hastaneye gitmiyor zaten. Öyle düşünüyorum. Yok, o doğru değildir. Kesinlikle bundan eminim çünkü ilk çıktığı zamanlar vakalar vardı ve gizleniyordu. En başında gizledikleri için şimdi zaten vatandaşlar onlara inanmayacak ki ben de öyleyim. Şöyle ki bunun bir laboratuvar isteğinde daha önce yapıldığının açıklaması yapıldı. Sonuna kadar şuna katılıyorum ki bunun ilacını buldular ve parayla ticaret amaçlı satacaklar. Tek amacı bu, yoksa bunun ilacı bulunmazdı, bilmem neydi, öyle bir şey yok. Çoktan bulunmalıydı ve emeklilerin artık biraz ilerledi, çoğaldığı için böyle bir şey çıkmış olabilir. Çünkü gerçekten Rabbimin verdiği bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani aslında bu konuda resmi açıklamalara tabii bakmak lazım. Yani geçen Sağlık Bakanı açıklamayı yaptı ama gene bir resmi kaynaktan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mezarlıklar Müdürlüğü'nden 50 kat yok, 50 sayı daha fazla şey olduğunu söyledi, ölüm olduğunu söyledi. Yani onlara bakıyoruz, biz sadece onlardan baktığımızda konuşuyoruz, dinlediğimizde konuşuyoruz. Hastanelere falan zaten tövbe gitmiyoruz. Yani gitsek belki oralarda görürüz ama kendi kendimize bir şekilde tedavi olmaya çalışıyoruz. Yani bilmiyorum, sonunu inşallah Allah ülkemiz için hayırlı kılar diyorum ama pek gerçekçi gelmiyor bana. Değil. Şu anki vakaları onunla çarpın diyorum. Ama neden gizleniyor bilmiyorum. Devletin Sağlık Bakanı yalan söyleyecek değil. Yani. Biz de halk olarak mecbur duyduklarımıza inanıyoruz. Çünkü yerel ve görsel basında her şey aynı. Değişen bir şey yok ki. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıyor yalan diyor. CHP çıkıyor yalan diyor. Sağlık Bakanı doğru diyor. Ne diyeceksiniz? Hangi birine inanalım? Şimdi doğru zannediyorum. Ondan önceki hani şeyler doğru değildi. Hani 20, 25, 20 şey olanlar doğru değildi. Ama şimdikiler biraz doğru olmaya başladı. O kadar doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani abartıyorlar bence. Normal vakaları da virüs vakalar olarak da açıklıyor olabilirler. Doğru olmadığını düşünüyorum ben. Açıklanan rakamlardan çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Öyle. Peki neden açıklanan vakalardan daha fazla olduğunu düşünüyorsunuz? Çevremizde gördüğümüz sayılardan dolayı. Yani arkadaşlarımız, komşularımız olsun. Onların sayılarından dolayı daha yoğun olduğunu düşünüyoruz. Vallahi durum cidden kötüye gitmeye başladı ve bu konuda görüşlerin büyük ihtimal sokağa çıkma yasaklaması gelecek. Görüşüm budur yani. Vakaların çok da doğru olduğunu düşünmüyoruz. Yani çevremizde daha önceki vakalara baktığımız zaman hiçbir vaka yoktu ama şu an çevremizde birçok insanda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çok da doğru olduğunu kanısında değiliz. Doğru olabilir. Niye doğru olmasın yani? Sonuçta bir bakanlık açıklama yapıyor. Doğrudur bence. Tabii doğrudur. Yani herkes kurallara uyması lazım. Maske ve hijyen, bunun gibi şeylere uyulması lazım. Sadece değil. Çünkü kendi açıklamaları da zaten ele veriyor. Yani önce hasta sayısı oldu, sonra vaka sayısı oldu, daha sonra ağır hasta sayısı oldu. Ki hastanelerden de hepimiz güncel hayatta yani yaşıyoruz. Gelen bilgiler gördüğümüz durumlara göre yansıtmıyor. Yok değil, gerçekçi rakamlar değil. Ekonomik durumu devlet
dengeleyebilmek için bunu bu şekilde söylemek zorunda. Çünkü daha fazla karantina altında tutamaz milleti. Ekonomi zaten zayıf. Gün geçtikçe zayıflıyor. Bir karantinayı daha kaldırabilecek durumda değiliz şu an. Doğru olmadığını düşünüyorum. Sağlık Bakanı bu konuda bizleri tatmin edecek gerçek sayıları vermiyor. Yani bir şey de diyemiyoruz. Çok da fazla konuşmayalım, içeride girmeyelim. Vallahi devletimiz diyorsa doğrudur. Devletimiz diyorsa doğru. Devletimiz yalan söylemez. Bence yanlış çünkü kimse maske takmıyor. Vaka sürekli artıyor ama bence tablolarda bir azalma değil de artış var. Bence yanlış veriyorlar. Yani şehir bazlı yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda tek tek takip ettiğimizde yani çok daha fazla sayı var gibi görünüyor. Ya hani halkı panik etmemek için uğraşıyorlar ya da panik olun tedbir alın demeleri gereken yerde hani ülkeyi mi iyi göstermeye çalışıyorlar çok çözemedim. Ama ben o rakamların doğruluğundan çok da emin değilim. Hani bildiğimiz tek şey var, herkes kendi yaşadığı şehrin birebir oranın sayılarını biliyor şu anda. Ama toplu halde baktığımızda çok daha yüksek sayılar olduğunu biliyoruz. Bence değil ya. Değil. Neden değil? Çünkü şöyle söyleyeyim. Benim çevremde hiç olmadıysa yani olmayan nadiren 3-5 kişi sayabilirim. Geri kalan herkes oldu. Bunların %20'si %10'u da vefat etti. Allah mekanlarını cennet etsin. Doğru değil. Doğruları hiçbir zaman Türkiye halkı olarak, millet olarak doğruları söyleyemiyoruz yani.